kalmış olmanın hazzını alırdık. Bir de bence oynaması çok keyifli olurdu yani bunu tiyatro sahnesinde. Çünkü çok sürprizli, sürekli yeni şeyler açılıyor, sorular var, cevaplanamayan sorular var. Bence çok inandırıcıydı yani, gerçekten inandırıcıydı. Yok ben de... Ya kendimi çok hissettim o ağlamada, o çok güzel de ağlamışsın yani, herkes de ağlayamaz öyle. Sen ne düşünüyorsun? Çok çalıştım ağlamaya, aynı karşısında ne kadar güzel. Yani kendi parasını kendi kazanıyor falan gibi bir şey olmasına rağmen toplum baskısıyla hareket ettiğini görüyoruz. Yani el alem ne der? Sonra vermemek adına yani nasıl söyleyebilirim bilmiyorum ama hani masum ama yani dediğimiz şeyler de var ama... Tabii. Evet. Ya şöyle zaten cerrah başarılmamız için düşünüyorum. Tabii. Aynı anda o hani işte üst ses üst üste bindi binmedi derdi olmadığı zaman... Karakterde. Belki de o cezbeden şey senin de o olmuştur diye düşünüyorum. Evet, cezbeden bazı başka şeyler de var. Bunları söyleyemeyeceğim ama... ...de olmuş oldu. Ya da bu dezavantajı belki de kendi lehimize çevirmiş olduk diyebilirim. Ya peki bu tiyatro olsaydı, şimdi onu düşündüm mesela. Bir tiyatro oyunu olarak sahneleseydiniz, aynı keyfi alır mıydınız? Aynı şekilde olur muydu acaba? Alır. Yani aynı... İyi değil, masum. Hiç kimse masum değil aslında ama herkes masum çünkü aslında herkesin gerçekten kendince haklı olduğu bir şey var. Yani filmin zaten temeli bu, temel sütunu bunun üzerine kuruluyor. Yani herkesin yaptığı bir hata var, herkesin yaptığı hatayı bilmesine rağmen görmezden geldiği bazı şeyler var ve söyleyemediği bazı sırlar var. Çünkü hayatta olmayı istediği bir yer var. Ve onun için başka birisine ihtiyaç duyduğunu ve karşısındakine ihtiyaç duyduğunun farkında. Ve bunun içinde yapması gereken bir fedakarlık varsa ve bu yapmış olduğu hatayı gözden kaçırmaksa ya da gözden çıkarmaksa bunu yaparak aslında kendi trajik hatalarının farkında olup bunun üzerine gittikleri için bu film olmuş oluyor. O yüzden hem masumlar hem masum değiller, hem hatalarının farkındalar hem farkında değiller. Her şey, herkes tarafından biliniyor ama hiç kimse hiçbir şey söylemiyor. İnsanlar günah işlemekten, günahların açığa çıkmasından... İnsanlar mı korkuyor? Ya hatalarının farkındalar ama bir yandan o hatalarını biliyorlar ama suçu karşı tarafta da arıyorlar. Yani sen de bunu yaptın ama. Tabii. Ya da sen böyle böyle yapsaydın daha aynı şey olacak mıydı diye. Yani orada da biraz şey düşüyorlar kendileriyle bence. Evet, süreç bence kendileriyle düşüyor. Oyunu koyduk. Sadece biletleri açmadık. Ve dedik ki tamam hadi buradan sete gidelim. Yani bizim falan yapsaydık niye yapalım? Olurdu vallahi yani. Gerçekten bütün oyunu seyretmiş olsak bizim göreceğimiz bir çerçeve içerisinde 3 oyuncu aynı anda birbirleriyle iletişim kurabilirler. Yok üstüne bindi problemi olmaz, o olmaz, bu olmaz. Yani bu karakterler arasındaki gerilimi nasıl kurdunuz hep beraber? Ya. Ya şöyle hani bir önceki soruya da cevaben hem de bu sorunun da bir şey olması. Ben de öyle düşünüyorum. Gerçekten hani izleyiciyi sıkmadan ve sürekli karakterler birbirine sürekli pas atabildiği için o pası çok güzel kurmuşsunuz. Hani yönetmenle çalışmayı da sormak istiyorum. Çünkü oyuncu yönetimi çok... Lütfen cevap veriniz. Aslında bildiğimiz bir şeydir bu. Düğünlere cevap vermek ya da işte bir etkinliğe katılmakla ilgili bir terimdir. Bu biraz daha farklı bir hikaye. Çok gerilimli, hiç beklemediğimiz bir şey. Şimdi böyle denk geldi yani. Öyle şans. Evet, Melisa. Ben de ilk kez. Böyle ateşli, ritimli sürprizler var. Bir de şey, yumuşak, light bir yerden baş. Kalmış olmanın hazzını alırdık. Bir de... Bence oynaması çok keyifli olurdu yani bunu tiyatro sahnesinde. Çünkü çok sürprizli, sürekli yeni şeyler açılıyor, sorular var, cevaplanamayan sorular var. Tiyatro adamı olduğum için onun da bir özelliği var. Evet, hemen bütün filmlerini bekliyoruz özellikle. Evet ya bir yandan sektör buluşması güzel oluyor. Yani İstanbul'da çok kısmet olmuyor çünkü setler oluyor, işler oluyor vesaire, festivaller. Bunun için çok güzel bir network oluyor diye düşünüyorum. Şimdi biraz filmimizi konuşalım. Ben anlıyoruz biraz aslında. Çok tatlı başlıyor aslında. Normalmiş gibi başlıyor ama sonra bir anda üç karakter arasında ciddi gerilimler yaşanıyor. Bence bu çok şaşırtıcı ve filmin sürprizi aslında. Ve filmimizin belki var, yalanlar var. Bilmiyoruz, onları söylemeyeceksiniz. Bir şeylerin ardına sığınan karakterler var. Nasıl bu film size teklif edildi ve siz nasıl neler buldunuz bu karakterlerde ve biz bu filmde olmalıyız dedirten? Evet. Sonra bir de daha güzel. Melisa sonradan katıldı galiba anladığım kadarıyla burada. Valla kim ne zaman katıldı? Belirsiz. Onu bilmiyoruz, evet. Ya ben de ilk galiba hareketlerine gideceğim, biliyorum. Sen? Beni de sanırım
İsmet aradı. Baktığımız zaman evet, tek bir odada geçiyor. Bir otel odası. Orada gerilim yaşıyoruz. Siz izlediğinizde ne hissettiniz? Çünkü hani tek bir mekanda geçen filmde bazen handikapı da var. İşte tiyatro olarak anlaşılabilir. Kimi zaman izleyiciyi sıkıyor muyuz acaba gibi bir korku da oluşabilir. Siz ne hissettiniz? Bunu merak ediyorum. Belki de size göre. Ama söylediği cümle evet. Çok güzeldi. Yani hani... ben aldatıldım diyorum. Size ne oluyor? Yani işte herkes kendi karakterler hepsi. Peki yalnızlık mı, bencillik mi? Yani bencil tarafları var mı sizce? Çok baskın olan karakterleri. Bence tabii ki var ama hani... Yani, pardon. Evet. Ceren de burada biraz hani yalnız da kalıyor. Bir yandan iki cephe karşısına geçmiş gibi de bir hal oluyor. Orada yalnızlığı da yaşıyor ama bir yandan yükselebiliyor. Diyor ki ben de bu konuda haklıyım diyor. Siz o konuda haklısınız diyor. Yine burada arkadaş bağırıyor falan filan derken. Ceren'e de acıyoruz bir yandan ona. Sıkmayan tarafı o. Yani zaten tek mekanlı filmlerde bunun başarabilmesi önemli. Yoksa yani çileye dönüşür. Burada hiçbir şekilde öyle bir çile yok yani. O yüzden hem sizin başarınız hem yönetmenlerin başarısı, bütün ekibi kutluyorum. Peki ne kadar sürdü çekim? Yani bir girdiniz çektiniz mi yoksa birkaç gün? 4. Pek bilgim hayvanı olarak seni de orada gördük. Muhteşemdi. Tiyatro sahnesi de çok güzel. Genel olarak süreç nasıl geçiyor senin için? Bilmem, benim keyfim yerinde yani öyle çok. Bilmiyorum, benim keyfim yerinde yani. Hani... Övgüler karşısında kızarıyoruz. Evet biraz. Yani benim keyfim yerinde öyle çok. Biz de senin zemekten dolayı memnunuz. Teşekkür ederim. Sağ ol. Melisa da gerçekten hani hem filmler hem diziler çok güzel işler oldu. En son Kimya izlemiştim galiba sende. O da ondaki performansına hayran. Evet. Her birinde çok güzelsin ve farklı katıyorsun kendine. Yani kendinden bir şeyler de katıyorsun diye düşünüyorum. Bir yandan da o karakterlerin içerisinde bağ da kurabiliyorsun. Bu çok önemli. Masumlarda da öyleydi bence kesinlikle. Çok renkliydi. Senin için nasıl kariyer çizgisi, nasıl gidiyor ve nasıl devam etmek istiyorsun? Şimdi teşekkür ediyorum. Bir proje haberi gelecek mi? Var falan gibi şeylere bakıyorum. Yani. Ya bu çok önemli gerçekten bir oyuncu için. Yani içerisinde mutsuz olacağın bir şeyse çileye dönüşür diye düşünüyorum. Evet. O yüzden mutluluk ve her zaman izleyiciye bir şey verebilmek, katabilmek onlara çok önemli. Evet. Ya herkes bir kere deneyimlemiştir mutsuz kesinlikle diye. Yani her sene izlediğimiz için ve hepsinde de farklı güzel karakterler olduğu için seneki filmini bekliyoruz diyorum.